Yapı merkezi 1965 yılında insanlığa mutluluk ortamı yaratarak hizmet edecek çağdaş yapı projelerini üretmek ve inşaatlarını gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. Yapı merkezi evrensel boyutlu projeler gerçekleştirir. Riskleri iyi yöneterek ürün ve hizmetlerini taahhüt ettiği kalitede, sürede ve öngörülen bütçede sunma hedeflerine daima ulaşır. Yapı merkezi başladığı her projeyi zamanında bitirme azmi gösteren, açık, saydam, yenilikçi ve faaliyet gösterdiği sektörlere öncülük eden bir şirketler grubudur. 42 milyon metrekare mühendisleştirdiğimiz yapıda yaşayanların mutluluğu, 1965 yılından bugüne inşa ettiğimiz 2600 kilometre hat, 39 adet raylı sistem, 300 adet istasyon ile 3 kıtada her gün 2 milyondan fazla yolcuyu güvenle taşımamız, 5600 kilometre ürettiğimiz su sızdırmaz borular ile 40 ülkede yüzlerce noktaya temiz su iletebilmemiz, 3000 kilogram bölü santimetre kare dayanımda beton üretebilmemiz, binlerce öğrencinin her gün kendisini okulumuzda verilen eğitimle geliştirebilmesi Yapı Merkezi ailesi için anlamlı göstergelerdir. Yapı Merkezi tüm faaliyetlerinde Türkiye'nin kalkınmasını, dünya uygarlığının gelişmesini, müşterilerinin, ortaklarının ve çalışanlarının memnuniyetini ve şirket değerlerini en ön planda tutar. Yapı Merkezi ayrıca doğanın gösterdiği çözüm yollarından ilham alarak insan kaynaklarına, yeni yönetim sistemlerine, bilgi ve teknolojiye sürekli yatırım yapar. Bu bağlamda Yapı Merkezi dünya geneline dağılmış şantiyelerinde özellikle iletişim ve bilgi akışını sağlamak için Office 365 teknolojisini kullanmaya karar verdi. Peki Office 365 şirketimize ne kattı? Kullanıcıların tablet, telefon, internetten yani her yerden maillerine ulaşabiliyor olması bizim için büyük bir avantajdı. Mail kutusu boyutunun 50 GB olması büyük bir avantajdı. Fakat Outlook'ta maksimum 5 GB'a kadar kullanılabilmesi eksi bir taraftı. Adres defterine her cihazdan erişilebilmesi büyük bir avantajdı. Mevcut sistemimizde bulunan mail, gateway cihazı off duruma getirdik. Spam filtresi bizim yönettiğimiz kurallar ile birlikte daha iyi bir seviyeye geldi. İlk aşamada hibrit yapıda geçiş yaptığımız için özellikle spam ve virüslü mail konusunda büyük sıkıntılar yaşadık. Fakat Microsoft mühendisleri ve data market danışmanları ile birlikte çalışmamızdan sonra bu sorunu başarıyla giderdik. Raporlama konusunda gayet başarılı bir arayüzü vardır. Örneğin en çok mail alan, en çok mail gönderen kullanıcıları görebiliyorsunuz. Nerelere en çok mail atılıyor? Mail atılan bilgisayarların işletim sistemleri, telefon modelleri, işletim sistemlerine kadar çok ayrıntılı rapor alabiliyoruz. Mail arşivleme konusunda da gayet başarılı. Kullanıcıların bilerek veya bilmeyerek sildiği mailleri tek bir hamleyle geri alabiliyoruz. Bizim gibi oldukça fazla domain isminiz var ise domain eklemek oldukça basit bir işlem. Exchange, Link, SharePoint gibi servisleri tek ekranda yönetebiliyor olmak bence oldukça büyük bir avantaj. Exchange Server'ın Microsoft Portal ekranından kullanımı oldukça kolaydır. Fakat bizim gibi hibrit bir yapıdaysanız Active Directory ile aranızın iyi olması gereklidir. Çünkü temel işlemlerde Active Directory'de attribute'ler ile aranızın iyi olması gerekiyor. Herhangi bir problemde Microsoft mühendisleri her zaman hızlı bir şekilde destek olmaktadırlar. Lokaldeki Exchange Server'da gördüğünüz ve uyguladığınız bütün manuel ayarlar ve bunun gibi işlemleri portal ekrandan da yapabiliyoruz. Biz bütün yurt içi ve yurt dışı şantiyelerimizde Office 365'i kullanıyoruz. Önümüzdeki dönemde hibrit yapıyı tamamen buluta taşıyacağız. Yapı merkezi olarak Data Market ile çalışmış olmaktan mutluyuz. Tüm ekibe teşekkürler.